Evet, tadına bakmadan şöyle hızlıca sadece sunumla alakalı ve porsiyonla alakalı yorum alayım. Uğur Bey, nasıl buldunuz tabağınızdaki porsiyonu, sunumu? Porsiyon olarak ideal ama sunum olarak benim göz zevkime hitap etmiyor. Neden? Nasıl olabilirdi? Yani mesela brokoliler çok ezilmiş. Havuçu içinde göremiyorum. Havuçları rendeledim. Ayrı Doğrudur. Yerde soteledim. Brokoliyi de haşladım. Ki zaten ben bilerek yaptım. Hani böyle içinde büyük büyük kalmasın istedim. Evet. Yani belki biraz daha o yeşilliği görmek isterdim ben. Mesela yoğurt olarak siz süzme yoğurt mu kullandınız? Normal yoğurt mu kullandınız? Normal yoğurt. Normal yoğurt kullandınız. Burada hata yapmışsınız. Burada bence süzme yoğurt kullanmalıydınız. Mayonez kullandınız mı? Evet. Yani mayonezle zaten yoğurt birleştiği zaman belli bir şeyden sonra hafif artık sulanmaya başlıyor. Zaten tuz da bununla birleştiği zaman. Yani ikisinin aynı tabakta olması sizi rahatsız mı etti şu an? Evet. Ama sulansaydı şu an böreğe bulaşırdı. Hiçbir şekilde hani koyduğum gibi duruyor. Hiçbir şekilde su yayılmamış yani. Biraz geçtikten sonra onu da göreceksiniz. Peki Mine Hanım, siz nasıl buldunuz porsiyonu? Porsiyon olarak güzel. Ben brokoli mezesini daha önce hiç yemedim. Hatta röportajlarda da hani salatadır dedim. Hı hı. Tadına bakacağım ama çok ufalandığı için belki ağzımıza böyle gelir. Böreği yemeden tadına bir şey söyleyemem. Yok, zaten tadını sormuyorum. Porsiyon olarak güzel, yeterli. Ama olanakları doğrusuna yoğurtlu olduğu için böreğin yanına koymayabilirdi. Ama niye böyle tercih peki? etmiş. Böyle tercih etmiş. Ne giderdi mesela? Böreğin yanına. Hayır. Böreğin yanına bunu koymayabilirdiniz. Aynı tabak içinde. Evet ama. Anladım. Ya masa hani küçük olduğu için bir de böyle ayrı evet, işte yani salata kasesi falan. Evet. Tercih etmişsiniz. Hüseyin Hanım, sizin için uygun mu ikisinin aynı tabakta olması? Yani evet uygun. Ya bugün ters şeyleri hep ben mi görüyorum? Benim sanırım böreğim de ters. Demin orada şeye de ters. Hayır, hepimizinki ters. Ya böyle bir ters gibi sizin geldi bana. Sizin de o değil mi? Ters değil bu, o üst kısmı. Sadece benimki ters hayır, gelmiş. Hayır, bakın hayır. Yok, Gülçin Hanım'ınki gerçekten tersti. Tersti. Yok, bana burası da düzü değil mi? Hayır. Dizilişinden belli zaten. Bu kızaran tarafı alt kısmı. Benimki düzü. Sizinki düz. Benimki de düz. Sizin bir de kenar gelmiş evet, ya. Tersi, hayır, neyse. Sizinki de düz Gülçin Hanım. Burası kızaran düz. Tarafı alt kısmı. Sema Hanım, burası düzü mü? Evet. Çevirir tamam. misiniz üst tarafı? Orası Buranın düzü. Burası tersi düzüne karıştı. O zaman orası da düzü. Üstü mü kızarmadı? Üstü mü kızarmadı? Kızardı aslında ki. Kenarı olduğu için size belki öyle denk gelmiş. Bence burası altı. Bana da orası altı gibi geliyor. Çünkü bakın yufkaların dizilmiş. Su böreğinin altı üstü var mı? Yani hani alırken. Gülçin Hanım'a yani. Sorun var mı altı üstü? Niye bu kadar iddia ettin? Alt üst kızartıyorlar ya yani o anlamda bilmiyorum, söyledim. Bana böyle ters sanki hani alt, üstü birazcık daha böyle yağlı olur ya. Biraz. Evet. Altı hmm. biraz daha kuru olur, üstü birazcık daha belki yağlı olur. Sizin biraz tersi. Kenar olduğu için tok duruyor ya evet. o yüzden ondan sana bir yamukluk geliyor. Evet ondan bir olabilir. Bir ters geldi. Peki. Neyse brokoli içinde şey diyeceğim salatası için hani sunum diyoruz ya tamam çok güzel. Ortaya böyle küçük bir maydanoz salsa ve daha güzel. Maydanoz koymak istemedim. Dereotunu da almayı unutmuşum. Aslında dereotu yani, koyacaktım. Dereotu da olabilir. Evet almayı unutmuşum yani aldırmayı. Peki geldi. Bir de tadına bakın bakalım nasıl olmuş. Buyurun afiyet olsun hepinize. Afiyet olsun. Evet Uğur Bey, sizden başlayalım. Nasıl buldunuz su böreğinin lezzetini, tadını? Öncelikle ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bir yemek var neticede. Su böreğinde, su böreği yanmış bir yanık tadı var. Yanık yok, onu, kızardı sadece. Yani ben onu yediğim zaman o yanık tadını hissediyorum yerken. Tereyağı kullandınız mı evet, börekte? Evet, bolca kullandım. Ben o tereyağının o yani o kokusunu, o gevrekliğini, o tadını ben çok fazla hissedemedim, alamadım. Yeterli börekte. Gelmemiş yeterli, bence yeterli kullanmamış. Şuradaki şu parçalar yani bunlara da bir şey anlam veremedim. Yani un kalmış böyle hamurlaşmış gibi bir değişik bir şey var burada. Görüntü olarak beni pek tatmin etmedi. Şık bir görüntüsü yok mu su böreğinin? Yok, hayır. Lezzetli, iştahınızı açan. Hayır, yani o parlak ondan sonra o kat kat görüntüsü beni cezbetmedi. Gayet su böreği. Gayet kat kat görünüyor aslında ve yani, tereyağı konusuna geleceğim. Tereyağı eşimin memleketinden geliyor, ben onu kullanıyorum. Ben çok böyle kokulu tereyağlarını sevmiyorum, yiyemiyorum. Onun için orası kokusuz olduğu için az onu tercih ediyorum. Az kullanmış olabilir misiniz acaba? Ben bayağı kullandım, hatta Kadir Bey de gördü yani bayağı döktüm içine. Çok tamam. Özür dilerim, menüde tereyağlı su böreği yazmış mı?
mıydınız? Yazmama unuttuğum gerek için. Yok. Zaten su böreği tereyağsız olmaz. Yani hani bunu söylediğinize göre ben de alamadım tereyağı kokusunu. Tereyağsız olmaz zaten ama dediğim gibi kokulu sevmediğim için onu tercih ettim. Peki yufkasının açılımı falan nasıl? İnce açmış mı? Size göre su böreği kaç kat olmalı? Bana göre 8 kat olmalı. Su böreği. Kaç kat yaptınız? Katlarını şöyle yani, tavada yaptığım için ben de saymadım. Hani göz kararı yaptınız. Aynen. Ya da 7 kat var. Yani, ama kalınlığının iyi olduğunu düşünüyorum. Kalınlığı, dokusu iyi. Ama dediğim gibi tereyağının o kokusu ve özellikle dibini tutmuş olması beni rahatsız etti börekte. Dibini ben tutmuş daha, olmasına hani, katılmıyorum. Şöyle hani mezeye de gelirsek salataya. Bir defa davet sofrasında kesinlikle sarımsak kullanılmamalı. Böyle bir hataya neden düştünüz? O hayır hata değil. Öyle bir şey de zaten düşünmedim. Tercih ettiğim için kullandım. Yanlış bir tercih olmuş. Çünkü zaten hata olarak görmüyor asla. Görmüyorum. Çünkü hata değil, tercih bunun içine girmesi kullandım. Gerekiyorsa koymam lazım ki koydum. Zaten bir diş koydum. Şöyle yani bir diş bile bence bir diş yani bir diş mi gerçekten? Evet, çok etkiliymiş değil. O zaman. Ona da bayağı geldi. Yani, çok fazla. Sarımsak çok, fazla çok rahatsız etti yani. Beni yerken. Çünkü davet sofrasında hani tercih edilen bir şey değil sarımsak. Ondan dolayı sarımsak. Peki lezzetli baharatı çok olmuş mu brokoli mezesi? Böyle baktığınızda iştahınızı açıyor mu? Yok değil, açmıyor. Zaten peki. Sulanmaya başladı demin söylemişti. Sulanmaya başladı. Sulanma yok ya kesinlikle. Sulansaydı zaten böreği şey olurdu. Evet daha şık olurdu. Zaten yayılmış ve porsiyonlar benimki biraz daha ufak. Sizinki biraz daha büyük. Sizinki biraz daha fazla. O yayıldığı için. Yani, aslında birer kepçe koymuştur da o yayıldığı için. Ama dediğim gibi aynen. Kasede sulsaydınız. yalnız Mine ablanınki biraz doyumluk gibi duruyor. Bizimkilerine göre. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Şimdi su böreği çok emek verilmiş. Tereyağı az. Yanık kokusu var. Ama vallahi yemek de geliyor içimden yani. Yiyince ama mi? Yiyin ama yemek ama istiyorsanız. Ama gerçekten tereyağı kokusu, şey yanık kokusu var altında. Yanık kokusu yok gerçekten. Acaba yandı da kısmı... siz tavada bir alt katını mı aldınız alamaz. Da? Su böreğinde öyle bir şey yapamaz. Ya, ama bende de var yanık kokusu. Yanık bunu... şu. Kendinin üstünde var ya fazla kızarmış. Fazla hayır, kızarmış aynen. Yani. Sen bir şey mi duydun yoksa kendinden mi bunu söylüyorsun? Hayır. Onu söyle. Ben ilk lokmayı aldığımda dedim ki Mine sus tuz gibi yapma. Gerçekten. Hani yanlış. Üstüne gelirler diye yanlış çekindi. Yanlış ama dedim sus tuz gibi yapma dedim. Ama ben bu brokolinizi çok sevdim. Bir şanssızlık olmuş herhalde yayılmış ya da bana çok gelmiş. O şanssızlık değil dediğim gibi çok hani masa küçük yani. Olduğu için böyle ayrı kase ayrı tabak yapmak istemedim. Tabağın hani. İçine küçük cam kaselere koysaydım. Öyle ama o olmaz sunumda. Ya bu zaman neden? Şey o sizin tercihiniz tabii yemediğimiz ki. Yemediğimiz bir şeyi tabağın içine koyamam. Ama neden sağlıklı kaseler var küçük cam kaseler onları tabakların içine koyup yanına böreğimizi koyabiliriz. Kısa evet. Sağlıklı temiz kase neden? Temiz sağlıklı derken ama hani mesela çok fazla misafire sadece yemekler içinde kullandığım kaselerim var benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.